bizlerini yoldan bor kılıp, yaratıp, yaratılıngan yer bilen Osman ortasındaki berçe mahlukatı mavcudatlar arası da aziz-i mukarram kılıp, insan kılıp, insanlar arasından tallab alıp, kalbimizde hidayet verip, iman verip, özünü vahdaniyetine uneydigen, Peygamberini berhak ekelliğe iman keltirgen, kitabını hak, dinini hak deyip kabul kıladigen, milletten kılgen, Müslümanlardan kılgen, Rabbimiz Allah tebarek ve teala'ya bi'edeb hamd-ı sanalar bulsun. Sani saldım Müslümanlık yerine, kani şükür kılgenin minden birinedir. Kıyamet günü sizi biz Müslümanlarga dinini minnet kılarak, sani Müslüman kıldım, sen bu İslam'ı aklin bilen tanıganın yok. Onu mihnet kılıp bazı bir insanlarga okşap sahabilerini davrularda, Resulullah'ını davrularda hancı 100.000 kilometrelerden gidip Resulullah'a bayat kılıp dinini kabul kılıp Resulullah'a iman kiltirgen insanlar vardı. Yol meşakkatini başıdan utkızgan azabı ukuvvetlerde düçar bulup bu dinini örgengeller vardı. Sanımın nikah bilen kurulgan ailede dünyaya kiltirdim. Vücudunda Müslümanlı kanını akızıp koydum. Kanı Müslüman bulup sen neme iş kildin deyilgen küller var. Allah'ım şu Rabi'ül evvel aylarını hürmet eden şu savolge ruhları bölgenimizde Rabbimiz hicalet koymasın. Nemedir kigen amellerimiz, ibadetlerimizi kurset edigen Müslümanlar Katar'da buluştuğunu nasip kısın. Bir hesab nimet verdi. Bir adet nimet içi de kumulup çumulup yaşayıpkız. Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yed tuğla püştü Mekke'de kormagen dasturxon tepesi de oturumuz. Ashablar bu dasturxonni ko'rishmadi. 100 yıl naryog'idagi ota babalarımız mana şu bir burda nonga zor bo'lib o'tishdi. Allah'ım bizlerden ko'ra ular bu dasturxonga haqli edi. Ular munosib edi çünkü ularda taqvo bor edi, oqibat bor edi. Katta kichikni hurmat izzati bor edi. Otaga tik qaralmas edi, onaga tik qaralmas edi. Taloq degan narsa yo'q edi, ajrim yo'q edi. Qo'ni qo'shnilar ulfat edi, oqibat quda andalar chiroyli hayot kechirishdi, kechirardi. Lekin biz hozirgi qilayotgan ancha sarkashliklarimiz, qilayotgan xatolarimiz bu ne'matga mosmi? Bu ne'mat sug'ordim, obi ne'matdan tishingni qani ko'rsat menga qilgan ishingni deydigan kunlar bor birodarlar. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ashoblariga aytdilarki, sizlarni qaysi birlaringiz erta bilan uyqudan ko'z ochib tong ottirganingizda xonadoningiz tinch, o'ziz va oila a'zolari sihat salomat bir kunlik taomga ega bo'lgan holatda tong ottirsalaringiz sizlar dunyoning eng boy insonlari sizdir deganlar. Ashoblarda tinchlik bo'ldimi? Ashoblarga tinchlikni berdimi? Ularni aybi nima edi? Robbim Alloh deganimidi? Payg'ambarni barhaq deganligimidi? Dinini İslam deyip Kur'an'a yürgenliğimiydi ularla aybı. Neme aybı buldu ularını. Müşrikler bu derecede horlar, bu derecede azap verdi. Ularga tinçlik vermegen. Sizi bizarı singeri ibadetlerini erkin emin okumagen. Maçlarga barıp durup bey malal kitaplarını okup namaz payita geçip tasbihini aytip zikir kılıp oturmagen bu radarlar. Ularga tinçlik vergen yok. Ularda mayli sıhhat salomatlik bo'lgan bo'lishligi mumkin, lekin bir kunlik taom ularda bo'lmagan. Haftada 3 kun, 4 kunda bitta xurmo bilan kifoyalanardi. Shunga shukr qilishardi. Bizning dasturxonimiz bugun nechinchisi bugun? Bu dasturxon bugungi o'tirgan dasturxonimizni nechinchisi bu? Buni hisobiyotni bo'ylaymizmi? Buni javobini erta Xudoy taolo so'ramaydi deymizmi? Allohim, mana shu ne'matlaringni bizlarga ro'para qilib, mana ko'rdingmi, yedingmi, ichdingmi, bandam qani shularni evaziga bir amalingni ko'rsat deganda baholi qudrat qilayotgan, o'qiyotgan namozlarimiz, to'kinchilikda tutayotgan ro'zalarimiz, bemalol haj ibodatlari samolyotda oborib olib kelib qo'yyapti. Shu amallarimizni
ilohim dargohingda qabul qilib bizlarni xijolat qilib qo'ymagin. Sendan yolvorib so'rayman. Ey Allohim, bu ne'matni shukrini, bu ne'matni qadrini bilishlikni nasib qilgin. Mana taborruk dodalarimiz o'tiribdilar. Ularni 5 yoshlarida mana shu dasturxondan qaysi biri bor edi bularni dasturxonlarida. Bularni dadalari bolamni xursand qilaman deb 3-4 ta turishak o'rik qoqimini yo jiyda yoki bir qurt berishardi. Bugunchi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e durudu salavatlarımız bulsun. Rabbil avval ayda turumuz. Mana yettinci Rabbil avval ayı Huda halese 9. Noyabr günü Rasulullah'ın dünyaya keledigen külleri rahmeten lil alemin bukligen zatçı zatki ümmet digen Allah'ki hamler büsün aynen hanedan sahipleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhabbet kılıp, akika marasımını teşkil kılıp, Hacı dedemizi Ak Fatihaları bilen Anvarcan akamızlar, hanedanlarda farzlarlardan dünyaya gelgen kız navarana akikasını kılıp, mani canlıklar soyup, dasturxonlar yazıp, kalplerine en yakın bölgen insanlarını çağırlar, sizlerden kütülüyetken duaga umidvar bulturuptular. Elge hizmet eyle çüsti, el duasın almadan, el duası kudreti, belki kazani yenge durdiydiler. Hazreti çüsti. Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan takdirini fakat dua özgertir dedi geller. Ana şu sözlerge manet Hazreti çüsti, elge hizmet eyle eline hizmetini dualarını agın, elini duası kazani yengedi, takdirini özgertiredi deyaptiler. İlahi şu hanedanda kıladigen dualarımız bütün yurtimizi, hayatını yaxşilikka özgertiredigen, tinchligimizni yanada ziyoda bo'lib, osmonimizni musaffo bo'lishligiga sabab bo'ladigan, xalqimizni esa o'zini rizosini topadigan xalqlardan bo'lishlikka o'zgartirib oladigan duolardan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bandalariga beadad, behisob ne'mat ato etdi. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar men bergan ne'matlarni sanamoqchi bo'lsalaringiz, hargiz ovora bo'lmang. Bunga aqlingiz ham, vaqtingiz ham kifoya qilmaydi. Men sizlarga juda ham ko'pdan ko'p ne'mat ato qilganman, deydi. Va amma bi ni'mati rabbika fahaddis oyatida ammo ey habibi muhtaram janobi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sizga Alloh taolo bergan ne'matlar haqida ummatlaringizga gapiring deydi eslating ularga deydi summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im so'ngra sizlar Allohning dargohida jam bo'lgandan keyin sizlar ne'matlar haqida savol javobga tutilasizlar buni hisobini berasizlar deb Xudoy taolo oyatlarni bayon qilyapti Va amma bi ni'mati robbika fahaddis oyatiga bir zot o'zlariga Alloh tomonidan berilgan ne'matlarni birdan boshlab sanagan ekanlar. Qarang, shunga vaqt ajratib, hafsala qilib, shunga bir aql bilan yondashib, o'zlariga Alloh taolo tomonidan berilgan ne'matni bir marta sanasa, berilgan ne'matlar 800 ta kitob bo'lgan ekan. 8 varoq yozolmaymiz. 80 varoq yozolmaymiz. 8 ta kitob yozolmaymiz. Uni yozishlik uchun Alloh taolodan cheksiz iste'dod, cheksiz ilm, cheksiz farosat kerak. Endi bir zotga berilgan ne'matlarni adadi 800 ta kitob bo'lsa, o'sha ne'matlar sizni bizlarda bordir bugun. Bu ne'matlardan foydalanayotgan durmiz, yeb ichishimizmi, butun yashash, istiqomat, jufti halol, farzandi, zurriyot, butun tanamizdagi a'zolar, bu bebaho narsalar ko'p bularni shukri, bularni qadri bugun yetilyaptimi? Alloh subhanahu va taolo bandalariga bergan ne'matlarini
Bazı bir insanlar lavozimda o'tirishligi bilan şu sebepten qo'lga kiritilar. Yani imkoniyat eshiklari ochiladi. Şu lavozimdan foydalanadi, yaxshi zo'r uy quradi, zo'r mashina oladi, dala hovli dacha quradi, yana do'kon qurishi mumkin, yana u bu narsalar boshqalardan ko'ra tuzukroq, yaxshiroq holat keltirish mumkin sharoitini. Ba'zi bir insonlar Alloh taborak va taolo tomonidan ko'proq rizq berilib boy bo'lganligi uchun qo'lga kiritilishligi mumkin. Ba'zi bir insonlar tadbirkorligi bilan, ba'zi bir insonlar bu ne'matlarni tanish bilishlarini ko'pligi bilan shularni ishga solib, ulardan foydalanib ne'matni qo'lga kiritishligi mumkin. Lekin farzand ne'mati, birodarlar, insonni lavozimda o'tirganligi ham, uni boshqalardan ko'ra pulini, boyligini ko'pligi ham, uni tadbirkorligi ham, uni tanish bilishlarini ko'pligi ham unga foyda bermaydi. Agar Xudo bermasa, uni hech kim bu bandaga bera olmaydi. Shaharda afishalar osib qo'yilgan, falon manzilda chastnik klinika, agar kelsanglar farzandli bo'lishingizlarga sababchi bo'lamiz, farzandli bo'lishingizlarga yordam qilamiz deb afishalar. Xudo bermasa qayerdan yordam qilasan? Yo o'zini qavmi qarindosh urug'ida yo'qmi o'sha klinika ochib o'tirganini, o'ziga tegishli joylarda yo'qmi? Jiyanlarida, amma xolalarida bordir befarzandlar. Nega farzandni qilib qo'yilmayapti? Farzandsiz yurganlar bormagan doktori, dam soldirmagan domilasi qolmadi. Nega bo'lmayapti bu narsalar? Qani etinglarchi? Xudo bermasa buni bo'lmaydi. Xudoy taolodan boshqa hech kim bu ishga aralasha olmaydi. Endi siz uylandingiz, yoki o'g'lingizni uylantirdingiz, yoki qizingizni chiqardingiz, yoki kelin oldingiz. Bir yil yaqbiyaqida sizga yoki o'g'lingizga farzand berishligi, chiqargan qizingizga farzand berishligi birinki Xudo taolosi sizga dunyoning eng go'zal ne'matini sizga mukofot qilib beribdi. U qiz, o'g'il deb tanlashga bizga ixtiyor yo'q. Nima qiz bo'lsa odam emasmi? Qiz bo'lsa biz xursandchilikka arzimaydimi? U johiliyatni odatiku, qiz ko'rganda xafa bo'lishlik, qiz ketidan qistiqdan kelinga ta'na dashnom qilishlik, ikkita uchta qistiqdan kelinni uydan haydashlik odatlari hozir bo'lyapti. Buning uchun qiz bosib ketgan ekan, men o'g'limga enasi o'lmagan o'g'il tug'ib beradigan oddan olib beraman deb qancha-qancha kelinlarni haydagan xonadonlarni, qaynonalarni ko'rdik. Imom Azam rahmatullohi maslab boshimiz umrlarini oxirlarda yig'lagan ekanlar. Hazrat nimadan yig'layapsiz desalar, menda bir sunnat tark bo'lyapti, shundan yig'layapman degan ekanlar. Ey Hazrat, butun shariat ilmlarini durga ipga terganday kelib qo'yibsiz, javohirni ipga terganday kelib qo'yibsiz tartib bilan. Sizda qandoq sunnat tark bo'lishligi mumkin? Hazrat, qanaqa sunnat haqida gapiryapsiz desalar, meni farzandlarim yosh, ular uylanishmadi. Navaralarim yo'q. Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam navaralari Hazrati Hasan, Hazrati Husayn roziyallohu anhumlarni muborak tizzalarida o'pdirgan paytlarida navaralardan birlari Rasulullohni muborak tizzalariga siyvorgan ekan. Agar navaram bo'lganda tizzamda siyib qo'yguncha olib o'tirgan bo'lardim. Shu Rasulullohning sunnatlari menda joriy bo'lib qolardi. Endi men dunyodan o'tganimdan keyin farzandlarim uylanib, navaralarim dunyoga kelsa, hech yo'q navaralarimni qabrimni tepasiga bir marta siydirib qo'yilar degan ekanlar. Bu Allohning ne'mati, hozir Hoji domlam aytdi-yu, farzanddan shirin bu. Farzanddan shirin. Shuning uchun xonadonda tug'ilgan o'g'il farzandlarni dodam deb, qizlarni onam deb erkalayapmiz. Agar kelinimiz navaralarni olib 2 kun 1 kun uyiga ketib qolsa, xuddi bir narsasini yo'qotib qolganday, o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lib qolyapmiz. Qizlarimiz uzatgan qizlarimiz 20 kun bir oyda navaralarimiz bilan kelsa, uyimizda qanaqa quvonchga to'lib ketyapmiz. Bular Allohning ne'mati emasmi? Bular sizni bizlarni zurriyotlarimizni davomchisi emasmi birodarlar? Bu ulug' ne'mat bu. U johillarni, u mushriklarni davridagi johiliyat davridagi odati, u qistiqdan kelinganligi qo'lini bigiz qilish,
kızını tutkulaştık, sıkkanla hapa vuracak. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de azu billahi mineşşeytanirracim ve izâ buşşire ahaduhum bil unza zanne vecuhu musvaddan ve huve kazim. O işe cahiliyet davrularda hali İslam gelmeyen, Peygamber aleyhissalatu vesselam hayat bozuların hali peygamberlik vazifesini kabul kılmayan peygilerde, hanedanlarda hatını kısıkkan insanlarga, ey palancı, hatını kısıkıptı, de onge hoş haber verilinse, buşkara digene yani, hoş haber digene. Yani. Hoş haber verilinse, kızını, o hani hatını kısıkkan farz insan, uyalıp, hıcalet bulup adamlardan uzunu apkaçıp, karayıp getirdi yüzü hıcaletten deyiler. 6-7 yaş geçe yedirip içirlerdi. Aynı kılıkları adamı, atanı koyunluğa kursançilik girdirdiğen, kızlarımızı kuantaradığen yaşka bargında 6-7 yaşta yöke kızlarını abarıp trikleyin kumutlaşlanırdı. Eğer bir ayol birinci farzandaki kız tutkanması 6-7 yaşta abarıp kumularda, ikinci farzand diyen kız tutsa onu hem 6-7 yaşta abarıp kumularda. Üçüncü farzandaki hamiledar olsa, hamiledar ayolunu bizler münakalamız ve kızın ihtiyat bulun, kelin almayın, özünüzü ihtiyat kılın. Onlar da münakalamasıdır. Onlar o şey üçüncü farzandaki hamiledar ayol tolgak başlansa, kabir kazırdı, kabirini yazdığı yanına tolgak tutuyorken ayağını yatkızıp koyardı, tokuşunu kurtardı, oğul tutsa yuvup tarap tutkan ananıyam, balanıyam alıp getirdi. Eğer üçüncüsü giren kız tutsa, tutkan ananı hem, tokulgen kızını hem trikleyin kumtaşırlar. Oylengenimge 10 yıl buldu, dua kılın. Hıdayı tağlamenge farzan verse, oğul ölüp tutulsa hem meylidi gellendi. Kim bunu soruydu? Var mı içilerde cüreti var? Ulik tuğulsun farzandındı. 7 ay, 9 ay kutu etken farzandı. İntikli bile kutu yapsın. Ulik tuğulsundı. Kim soruydu? Farzand verse mayla 12 yıl buldu uylengenim ge. Nagıran tuğulsa hem mayla. O şey balemle nagıranlık arabası da. Kutarıp itere bir katta kısaman mayla. Ondan battar ne içtin? Karakem hangi 14 yıl buldu. Eğer Allah hangi şu ayolundan farzand verse Allah'a kasam, balamını içinden giren ahiretini yeniyemem bu kasam içerilerini kurdum. Demek'e, malamat suyakdan ötüp gitken, suyakdan ötüp gitken bu dert, hamme garatı karış kıladı. Beçarı bırakı bir malal yapar olmuydu. Bir dostluğa bir hazır koysa, ey dostum bu hazır sen yemez dedi. Sen yemez dedi, o takide ne mi yok geldiğini bilirdi ne mi yapıyor? Yeni şu insanlar yetiyip ki karakı, Koçanı malamatı suyaktan otup buldu. Ölümümde razı ben. Lekin koçanıkını çilese bularken yanınızda bir yastıkta baş koyup 10 yıl 12 yıldan beri farzansızlık azabını tartıya etken ayalıyız. Bunu malamat kısa başınızı kaksız kayısı taşla uğrasız. Kimden nacak izleyiniz? Ne mi buldu desem? Bir şapalak vurup koysam, bir de bakarıp koysam, hey erkek aldın bir de tuğdurup koygun da çekin beni öldürsen yemeyle de durup da ben derdimi kim getirdim? Allah'ım Özbek milleti var ki neme bilen senesin senesin razımız lakin takatımızdan aşağını vermesin Özbek milleti var ki farzan dağı da sinemesin farzandını dertmen kalıp sinemesin farzandını özüden aldım tıfrakka koyup sinemesin parvardigar bu azap biz kurtar almayız parvardigar farzanlarımızın umurlarını uzak koyun Bahtını bir nüksan kureyli, Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde kayısı bir ota, kayısı bir ona farzandını hakkı dünyadaki berçe dualarını, yığındısını, kaymağını kumaksıp ise farzandların kureyleri açıylar, umurilerden barakat topuylardır, dua kısımlı geldi. Radınlar, farzandını özüden avval yerge koyup farzand dağıda oturgan otanı görmediz mi? Ota ku ko'chani odami unga chalg'iydi, bunga chalg'iydi. Lekin onani o'zi bilan o'zi bo'lib qolganligini ko'rmayapmizmi? Bolam, sen o'lguncha men o'lsam bo'lmasmi dedi o'tirgan onalarni. Ko'rmadingizmi yo eshitmadingizmi birodarlar? Bir arabni tuyasi yo'qolgan ekan. Mol qayg'usi, jon qayg'usi har kuni ko'chaga chiqib tuyasini qidirar ekan. Hey tuya ko'rmadingmi? Hey tuya ko'rmadingmi?
Bir odatiga qarab bir kun tuyasini qidirib ketyapsa, bir ko'chada qassobxonada tuya go'shtini sotilib, tuya go'shtini osib qassob tuya go'shti sotayotgan ekan. Boyagi go'shtga borib, yaqinroq borib tikilib turibdi-da, birdan qassobni yoqasidan bo'g'ib qopdi. Nimaga sen meni yo'qolgan tuyamni so'yib sotib olyapsan, muttahamsan, o'g'ri deb haligini ayloq. Qassob hech narsadan xabari yo'q. Men buni o'g'irlaganimam yo'q, topganimam yo'q. Kecha bir insondan sotib oldim, meni kasbim qozonim shu qassoblik bilan qaynataman. Chunki ota bobomdan kelayotgan kasbim shu. Men buni chiqindan olganim yo'qsa, qo'y yerda qo'ymay, boyagi qassobni qozini oldiga sudrab boribdi. Qozi janoblari surishtiruv ishlarini boshlab yuboribdi. 3-4 kun surishtiruvdan keyin qarasa, boyagi qassobni so'yib sotayotgan tuyasi Arapni yo'qolgan tuyasi bo'lib chiqibdi. Oldi berdilarni o'rtani hal qilib haligi haqqini undirib bergandan keyin ketayotganda to'xtay Arab debdi. Bu qozilik lavozimida ishlab ko'p masalani hal qildim, ko'pini hal qila olmadim. Yetki seni hayotingdagi bu bo'lgan ish meni tajribamda birinchi marta tuyayini terisi yo'q, boshi yo'q, kallasi yo'q buni tuyani qardan ajratib olding desa boyagi Arab etgan ekan. Boyagi qassob tuyani go'shtlarini boyagi qassobxonada osib qo'yganda shu jigarini ham go'shtlari yoniga osib qo'ygan ekan. Yaqinroq borib qarasam tuyamni jigarida ikkita tangaday dog'i bor ekan. Bu tuyamni bo'talog'idan ikkitasi o'lgan edi, shu bo'talog'ini dog'i bo'lsa kerak deb shundan tanib oldim degan ekan. Birodarlar, tuyada dog' qolar ekan. Tuya-ku, biz odammiz, insonmiz, aql berdi. Bizda dog' yo'qmi? Yoki oralarimizda shu dog'ni ko'tarib yurganlar yo'qmi birodarlar? Farzand shunaqa shirin narsa, bu aziz insonni hayotini zavqlantiradigan, hayoti dunyoni ne'matini ko'zga chiroyli ko'rsatadigan, bizlarni ishga, mehnatga undab turadigan narsa nima axir? Mana shu farzandlarimiz emasmi? Bugun farzandlarimizni tarbiyasi, bugun farzandlarimizni mas'uliyati yelkamizda turibdimi? His qilyapmizmi? Yoyinki inson bersa yaxshi bo'lib qolar deb yuribmizmi? Hali o'zimizni o'zimiz aldab. Ey Xudoy taolo insof rizqni yer yuziga sochgandek, insofni ham yer yuziga sochib qo'yibdi. Rizqimizni qidirganimizdek, insofimizni ham qidirishligimiz kerak birodarlar. Kimga yaqin yursam insof o'rganar ekanman, kimga yaqin yursam bir haqni o'rganar ekanman deb insofni izlashlik kerak birodarlar. Keyin yedirayotgan, ichirayotgan narsalarimizni o'sha xalqimizga olib kelib tiqayotgan narsalarga e'tibor qilaylik. Tarozidan uryapmizmi, birovni haqqi bormi, o'g'irlikmi, xiyonatmi, bularga e'tibor o'ylamasdan yeb qo'yilgan bir luqma umrimizni oxirgi soatigacha ta'qib qilishligini unutmaylik birodarlar. Hozir harom qarishni yeb ichib yurganlar bor-ku bemalol, aroqni ichvaryapti, sigaretni osmon ichib ko'ryapti, o'ylamanglar bu ertaga javobsiz qoladi deb. Buni ertaga hisobida hayotingizni o'zida ko'rasiz, farzandlaringizdan ko'rasiz. Muhammad ibn Juvani degan zot o'tganlar. Ikki qarangi imom bo'lganlar, allomay zamon bo'lganlar. Mana shu zot bir ilmiy majlisda o'tirgan paytlarida bir savolga javob bera olmay qolgan ekanlar. Bu tabiiy. Hammamiz ham javob bera olmaydi bo'lishligimiz mumkin. Hamma biz bu bo'ldi olim deganimiz. Abu Yusuf da imomi Abu Yusuf da zot. Qarang, shunda zotlar haligi Harun al-Rashid bir narsa so'ragan paytlarda bilmayman deganlarda vazirlari yetgan ekanlar. Ha, ancha maosh olyapsiz-u, oylik olyapsiz-u, shu savolni bilmayman deysizki, uyalmaysizmi desa, Imom Abu Yusuf yetgan ekanlar. Men oylikni bilimimga qarab olyapman. Agar bilmaganimga bersiz, xazina sugardi degan ekanlar. Shunda ozodlar ham ko'p narsani bilmasligini o'zlari e'tiqod qilib e'tirof qilgan ekanlar birodarlar. Shu zot nimaga bu savolga javob bera olmay qoldi desalar, Muhammad ibn Juvani aytgan ekanlarki, ha o'sha sutni kasofatida dedi ekan. O'sha sutni kasofatida deb qo'yar ekan. Qaysi sut? Qanaqa sut hazrat desalar, men yosh bo'lgan ekanman, bir 7-8 oylik bola ekanman, yig'lab qolman. Men yig'lab turganimda onamlar dadamlarning ovqatlarini tayyorlash bilan mashg'ul bo'lib turgan ekanlar. Menga qaramabdilar, shu dadamlarni ovqatlarini tezroq beray deb shu ishdan chalg'imasdan ish bilan ovora bo'lib turibdilar. Men yig'layotganimda birdan qo'shnimizni bir joriya xizmatkorlari bir yumush bilan nimadir so'ranmi yoki bir nima xabar etishimi chiqib qolgan ekanlar. Qarasam men yig'lab yotibman. Ye bu bola yig'lab qopdi-ku deb shundoq bag'riga olib, boyagi joriya emizikli ona ekan,
menden kuksini o şu 3-4 sorum 5-6 sorum emizip turgan paytda dadamni ko'rib qolib yugurib kelib o'sha ayolni qo'ldan meni tortolay sen nimaga emizyapsan bunu? Axir sen birovning joriyasi bo'lsang, sen o'zingni tepangdagi rahbarlaringni ruxsatsiz bolamni emizsing dursinmas-ku bu? Halol emas-ku, nega sen emizding deb oyog'imdan ushab boshimni pastga qaratib boyagi oshqozonimga ketgan sutni chiqarishlik uchun siltab oshqozonimdan sutni qaytarib keltirgan ekanim shu birorta süt tomchi qop ketgan shekil shuni kasofatidir ekan.